الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا صَدَقَ اللَّهُ Kuyudu i'tibarattan mu'arra, dahi itlaku evhamdan müberra, kuyudu itlak cem'iyle aciza, değil mahsur, kamudan hak mu'arra. Bila misil bil hakkı gel giderim, cemali bakimane seyrederim. Risale-i Kudsiye'de arkadaşlar anlaşılması zor beyitlerden bir tanesi de bu. Yani hulasa manasını anlıyoruz da. Hani böyle büyük şeyh efendinin bu kelimeleri neden seçtiğini yani mesela ben anlamıyorum yani. Ben anlayamayınca da tamam size düşün. Kuyudu i'tibaratan muarra. Mevla Teala kayıtlardan, itibarlardan soyulmuştur. Yani Allah-u Teala'da bu kayıtlar, bu itibarlar yoktur. Şimdi bak burada kuyudu büyük şeyh efendi niye seçti, ne kastetti bununla? Büyük şeyh efendi bunu yazarken fehmindeki, zihnindeki, kalbindeki neydi? Yani Mevla Teala kayıtlardan, itibarlardan muarrah. Dahi itlaku evhamdan müberra. İtlaktan, evhamdan Mevla beridir. Ne kastetti bilmiyorum. Kuyudu itlak cem'iyle aciza. Kayıtlar, itlak. Bunların hepsinden Mevla Teala değil mahsur. Kamuodan hak muarrah. Mevla bunların hiçbirine mahsur değil. Mevla her şeyden muarrah. Hulasası, anladığımız yer burası ki bu zaten hepsinin aslı. Bila misil bil hakkı gel giydelim, cemali ba kemale seyredelim. Mevla Teala'nın misli yoktur. Sübhanallah. Leyse kemislihi şeyun. Bak bir ayet-i kerime mesela. Üç kelime bir ayet-i kerime. Ezberleyin ha. Üç kelime. Leyse kemislihi şeyun. Hadi beraber. Leyse kemislihi, oradaki peltekse, kemislihi şeyun. Leyse kemislihi şeyun. Leyse kemislihi şeyun. Leyse kemislihi, kemislihi şeyun. Leyse kemislihi şeyun. Mesela ehli sünnette bu ayet-i kerime çok büyük kaidedir. Ehli sünnette bu ayet-i kerimenin çok büyük kaidedir. Hadi söyleyin bakalım. Leyse kemislihi şeyun. Kemislihi şeyun. Leyse olmadı. Gene tekrar ettireceğim size. Leyse olmadı, kemislihi, onun gibi, Allah gibi olmadı. Ne olmadı? Şey onu, hiçbir şey olmadı. Allah gibi hiçbir şey yoktur. Allah'a benzeyen hiçbir şey yoktur. Allah'ın benzediği hiçbir şey yoktur. Allah hiçbir şeye benzemez Celle Celaluhu. Mevla hiçbir şeye ne yapmaz? Benzemez. Yani Büyük Şeyh Efendi'nin burada buyurduktan işte kuyudu irtibarattan muarra, tahi itlahu evhamdan müberra, bunların hepsinin hulasa manası bu. Bila misil bil hakkı. Allah'ı misilsiz, benzersiz bil. Mevla'nın bir benzeri yoktur. Leyse kemislihi şeyun.
leyse kemislihi şeyun. Leyse kemislihi şeyun. Biraz dinleyeyim. Evet. Leyse olmadı. Leyse olmadı. Kemislihi onun gibi, yani Allah gibi olmadı. Şeyun hiçbir şey. Bir daha. Leyse leyse kemislihi onun gibi, yani Allah gibi olmadı. Ne? Şeyun hiçbir şey. Leyse kemislihi şeyun, Mevla gibi hiçbir şey yoktur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kaddesallahu Sıra buyurdular ki Allah diye hatırına ne gelirse Allah onun gayrısıdır. Mesela bir şeyler düşünün desem ben size. Bir şey düşün kardeşim desem illa benzerini gördüğünüz şeyler düşüneceksiniz. Bir şekil kur kafanda, bir şekil icat et kafanda desem illa gene bir sağ solu bildiğiniz bir şeyler ne yapacak? Benzeyecek. Hiç eşi benzeri olmayan, hiçbir şekilde eşi benzeri olmayan bir şeyi tasavvur edebilir misiniz? He? İlla bir yeri bir şeye ne yapacak? Bir tarafı bir şeye ne yapacak? Bizim öyle bir kapasitemiz yok. Bizde öyle bir kapasite yok. Dolayısıyla bizim Mevla'yı kavramamız mümkün değil. Çünkü Mevla'ya benzeyen hiçbir şey yok. Acayip işte arkadaşlar, bak şimdi yani. Mevla hiçbir şeye benzemez. Biz hiçbir şeye benzemeyen bir şeyi düşünmeye bile düşünemiyoruz. Hiçbir şeye benzemeyen bir şeyi düşünmeye bile ne yapamıyoruz? Düşünemiyoruz. Mesela diyelim ki sana kağıt kalem verseler, buraya bir şey çiz deseler, hiçbir şeye benzemeyen bir şey çizebilir misin? Ya illa bir tarafı düz olacak, bir tarafı eğik olacak. Düz olan düze benziyor. Ha işte düz olan buna benziyor. Eğik olan eğiye benziyor. Yuvarlatsan çembere benziyor. Yani he? Derin yapsan dereye benziyor. Dik yapsan dağa benziyor. Yani başka bir seçenek var mı? He? Boyutlarımız belli. Ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya böyle yani. Başka boyutumuz var mı yani? He? Yani. Dolayısıyla bizim bunu kavramamız mümkün değil. İnsan bu kapasitesiyle, bu sınırlarıyla beraber bu hiçbir şeye benzemeyen Mevla Teala'ya meydan okuyor haşa. Beğenmiyor. İtiraz ediyor. Sorguluyor. Bana uymadı diyor. Kendi kendine kurallar icat ediyor. Senin kuralların, kaidelerin kenarda dursun, ben kendi kuralımı kendim yapacağım diyor. Acayip bir şey ya. Bu kadar zafiyetiyle, zayıflığıyla beraber işte arkadaşlar. Şimdi Hicret'in 6. senesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüya gördü. Rüya, Hicret demek artık Mekke-i Mükerreme'yi ne yapsalar? Terk ettiler. Medine-i Münevvere'ye gittiler. 6. senesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüya gördü. Rüyasında Beytullah'ı tavaf ettiklerini, İşte ihramdan çıktıklarını, tıraş olduklarını, saçlarını kazıttıklarını gördü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu rüyanın akabinde Ashab-ı Kirama Rıdvanullahi Aleyhi Mecmen hadi toparlanın Mekke'ye gidiyoruz buyurdu. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Umre'ye gidiyoruz. Onlarla kanlı bıçaklılar. Mekke halkıyla neler? Kanlı bıçaklılar. Ama böyle bir rüya görünce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten hasret de var, özlem de var. Memleketlerini terk etmişler. 6 sene olmuş yani. Hadi kalkın gidiyoruz. Toparlandılar kalabalık kalabalık. Ama niye gidiyorlar? Umre'ye gidiyorlar. İhramda. Yani sadece bir yolcu silahı, yani küçük bir kılıçları varsa var yanlarında. Öyle fazla bir teçhizatları yok. Çıktılar yola. Hudeybiye'de konakladılar arkadaşlar. Hudeybiye'de o zaten şeydir, mikattır orası yani. Tamam mı? Oradan içeri girdin mi? Harem-i Şerif'e girmiş oluyorsun. Hudeybiye'de konakladılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye elçi gönderdi. Sözcü gönderdi Mekke'ye. Yani biz buraya sadece umre yapmak için geldik. Başka bir niyetimiz yok. Gelelim, umremizi yapalım, dönelim. Elçiyi parpulladılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra Hazreti Ömer'i göndermek kastetti.
Hazreti Ömer dedi ben bunlara düşmanım, bunlar da bana düşmanlar. Bunlar bil yani beni orada koruyacak kimsem de yok. Osman'ı göndersek daha iyi olur diye tavsiye etti Hazreti Ömer radıyallahu. Peygamberimize aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman'ı gönderdi. Hazreti Osman Mekke-i Mükerreme'ye gitti, durumu anlattı. Hazreti Osman'a dediler ki onlar tavaf, onlar gelemez, umre falan yapamaz, öyle bir şey yok. Yani sen bizim sevdiğimiz, saydığımız şerefli bir insansın, sen umre yap. Ama onlara müsaade yok, onların şehre girmesine izin ne yapmayız? Vermeyiz dediler. Hazreti Osman kabul etmedi tabii. Onlar gelmeden, onlar yapmadan ben de yapmam buyurdu Hazreti Osman radıyallahu anh. Onlar da Hazreti Osman'ı hapsettiler 3 gün falan. Hazreti Osman hapsedilince, tabii geri dönmesi gecikti ya şimdi. Geri dönmesi gecikince Hazreti Osman orada şehit edildi diye bir haber çıktı. Şaya çıktı. Arkadaşlar bu konuşmalara dikkat edelim yani. İnsan ağzından çıkan şeylere dikkat etsin. Ağzından çıkan şeylere dikkat etsin insan. Hepimiz yani. Allah'ın becerttirsin arkadaşlar. Yani insanın çok aleyhinedir ağzından çıkan şey. Çok aleyhinedir. Şimdi bak mesela bu olayda birilerinin ağzından çıktı bu değil mi? Birisi düşündü, mantık yürüttü, yorum yaptı, gelmedi. Demek ki şöyle oldu, böyle oldu. Hazreti Osman şehit edildi. Hop! Çok akıllı, usturuplu konuşmak lazım arkadaşlar. Her şeyi konuşmamak lazım. Bilmediğin şeyi konuşmamak lazım. Zanla konuşmamak, tahminle konuşmamak lazım. Söylediğin sözün neticesi nerelere gider hesaplamak lazım. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri felekul hayran evlesmut. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm böyle buyurdu. Men kim kâne ise yu'minu iman ediyorsa billahi Allah'a vel yevmil âhiri ve ahiret gününe. Kim Allah'a iman ediyorsa, ahiret gününe iman ediyorsa felekul hayran ya iyi bir şeyler konuşsun ev yahut da liyasmut sussun. Sussun. Ya konuştuğun işe yarasın ya da ne yap? Ne yap? Sussun. Bu arkadaşlar çok has bir meziyettir susmak yani. Hasbi hocam rahmetli anlatırdı. Ebu Bekir Sıddık adına, Hazreti Sıddık adına ağzına taş taşırmış. Çakıl taşı koyuyor ağzına. Niye? Şimdi orada bir ağırlık yapıyor. Ağız hareket edeceği zaman ikaz ediyor o taş onu. Hani susmak için terbiye ediyor kendini. Susmaya ne yapıyor kendini? Terbiye ediyor kendini. Büyük meziyettir arkadaşlar. Çok muhtaç olduğumuz bir meziyettir. Olması yani gerektiği zaman konuşuyorsun. Asıl susmaktır. Aa sustu. Hayır. Aa konuştu. Dikkat edin bak. Niye susuyorsun ya? Konuşsana. Hayır. Niye konuşuyorsun kardeşim? Sussana. İyi anlayın. Niye susuyorsun? Konuşsana. Ya bir şey varsa konuşacağım. Bir şey yoksa ne yapacağım? Susacağım kardeşim. Asıl nedir? Asıl nedir? Söyleyeyim. Asıl susmaktır. Gerektiği zaman konuşursun. Şimdi susan adamız. Niye sustun ki diyorlar. Yani konuş. Ne, bir şey yok. Konuşacak bir şey yok yani. Konuşacak bir şey yoksa ne yapacaksın? Söyleyeyim. Ne zaman konuşacaksın? İki şey var. Ne zaman konuşacaksın? İki şey var. Konuştuğun zaman kâr olacaksa konuşacaksın. Bir menfaat varsa konuşmanda, o zaman ne yapacaksın? Tabii ki bir menfaat var, konuşacaksın. Konuşmadığın zaman bir zarar olacaksa konuşacaksın. Niye? Konuşmazsan çünkü ne olacak? Zarar olacak ama menfaat yok, zarar yok, hiçbir şey yok. O zaman konuşmak zarar. Sana zarar, başkalarına zarar. Şimdi bak burada birisi bir kelam konuştu. O tahmin yürüttü, emarelere baktı. Hazreti Osman gitti, bunlar bizim düşmanımız, gelmedi, 3 günde oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bir şey konuştu, onu bak aldı, büyüdü yani ondan sonra iş. Dikkat edilmesi gereken, çok dikkat edilmesi gereken şeyler arkadaşlar. Susmak hususunda sadece susmaktan bahseden, konuşmanın zararlarından, susmanın menfaatlerinden bahseden müstakil kitaplar var yani. Kitab-ı Sumt. Mesela İbn-i Ebit Dünya. Sadece neden bahsediyor? Susmak. Sadece susmaktan bahseden müstakil yani. Sadece bu mevzu için yazılmış kitapları var arkadaşlar. Şimdi konuş. Daha önce anlatmıştım size. Ulemadan birisi
Başka bir beldede bir işi vardı. Oraya gittiği zaman oradaki gene alim bir arkadaşının yanına gitti. Kendi bulunduğu beldeden öbür beldeye gitti. O arkadaşının yanına gitti. Orada misafir kaldı. Ondan sonra diyelim ki geldi bu gece kaldı. Ertesi gün işi için çıkacak şehirde nesi var? İşi için gelmişti. İşi için çıktı. Çıkarken o ev sahibi olan hoca efendi, alim yanına bir talebe verdi. Geçmiş zamanda vaki olan şey arkadaşlar. Yanına bir talebesini verdi. Hani yolda hizmet etsin ona diye. Tamam mıyız? Güzel. Akşam oldu geri döndüler. Ev sahibi olan alim arkadaşına sordu. Benim talebeyi, bizim talebeyi nasıl buldun diye. Nasıl yani? Edebi, ahlak, oturması, kalkması. Dedi iyi, hoş da geveze dedi. Dedi iyi, hoş da iyi. Ama ne? Söyleyin. Geveze. Hayırdır dedi. İsmini sordum dedi. Misal söylüyorum. Ali oğlu Veli dedi bana dedi. İsmini sormuş. O ne demiş? O babasının ismiyle beraber söylemiş. Babanın ismi ne diye sormadı ki. Ne sordu? Adın ne diye sordu? Veli diyecekti sadece. O ne dedi? Ali'nin oğlu Veli dedi. Neymiş bu şimdi? Gevezeymiş. Oo. Şimdi sen bize hesapla. Gel biraz geyik muhabbeti yapalım. Acayip, acayip böyle bozuk bir laf arkadaşlar ya. Garip, abes, geyik muhabbeti yapalım. Ne, insan muhabbeti bitti, geyik muhabbeti ne yani? He? Geyik muhabbeti kim yapar? Ya. Faydası olacaksa tabii ki konuş. Veya konuşmazsan zararı olacaksa tabii ki konuş. Ama bir fayda yok. Bir zarar da olmayacak. O zaman konuştuğun zaman dokunuyorsun bir yerlere, başlıyor zarar ondan sonra. O zaman yanlış konuşmaya başlıyorsun. Hem dünyada huzuru bozuyorsun, kendinin, çevrenin, hem de ahiretine zarar ediyorsun. Aman arkadaşlar. Bu haber gelince, yani Hazreti Osman'ın şehit olduğu haberi gelince, radıyallahu teala anhu, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramı topladı. Durum bundan ibaret. Mekkelilerle harp edeceğiz. Ya adamların şehrine gitmişsin. Sen bir avuç adamsın yani. Ha ne kadar kalabalık olursan ol yani oraya. Hani o umre için gitmişsin sen. Değil mi? Yani sen o şehrin nüfusunun yanında nesin ki yani? Hazırlığın, tertibatın, teçhizatın da yok. Bir silahın da yok. İhram mısın ya? Ayağında ayakkabın bile yok. He? İhram mısın yani? Madem böyle, bizim kardeşimize böyle yapsalar, harp edeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir ağacın altında, ona Şecere-i Rıdvan deniyor. Şecere-i Rıdvan, rıza demek yani. Allah'ın rızası manasında kullanılıyor. O da işte rıza ağacı. O da ne ağacı? Rıza ağacı, Şecere-i Rıdvan. Mevla Teala Celle Celaluhu, işte o ağacın altında Peygamberimiz ashab-ı kiramla sözleşti, anlaşma yaptı. Hani el sıkıştı diyelim yani. Tamam mı? Ya böyle herkes böyle teker teker geliyor. Büyük ihtimal bu el ele üzerine koymak şeklindedir. Hani el sıkıştı diyelim, tamam mı? Öyle söyleyelim. Herkes geliyor teker teker. Peygamberimiz bu şartlar üzerine benimle sözleşiyor musunuz? Şart ne? Gideceğiz öleceğiz. Şart ne? Gideceğiz öleceğiz yani. Hani Türkçesi bu. Ha, gideceğiz öleceğiz yani Türkçesi bu. Sözleşiyor musunuz benimle? Ashab-ı kiramın hepsi geldi teker teker. Madem bizim arkadaşımıza böyle yaptılar, bizim peygamberimiz böyle diyor. Hepsi geldiler peygamberimizle aleyhissalatü vesselam sözleştiler. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. Estağfirullah. Cenab-ı Hak Hudeybiye'de vaki olan bu bi'ati, bu sözleşme dediğim şey bi'ati yani. Bi'ati beyan etmek üzere şu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Peygamberimiz Mevlamız Celle Celaluhu bu olayı bak şimdi bak. Allah Allah. Şahid billah. Lekad radiyallahu anil müminine. Mesela içinizde cennet garantisi olan var mı? Garanti. %100. Hani %999.999 değil. %100 garanti olan var mı? Söyleyin. Öyle birini tanıyor musunuz? Dünyada yaşayan, hay olan öyle birini tanıyor musunuz? %100 garan. He? Bir söz konusu mu? İhtimal dahili mi?
Bak bu zatlar öyle. Lekad elbette muhakkak radıya razı oldu. Kim? Allahu Allah. Ben razı oldum. Bitti. Belki 20 yaşındaydı. 70 yaşına kadar yaşadı. 20 yaşındayken Mevla Teala onun için böyle buyurdu. Bak orada o ağacın altında peygamberimizle kim el sıkıştı, kim sözleşti? Mevla buyurdu ki ben onlardan razı oldum. Bitti. Tamam. Ben tamam onlardan razıyım. Acayip bir şey arkadaşlar. Bak yani bak. Şimdi bunu düşünün şimdi. Bu bir cisim değil mi? Bak buradan bakınca bir manzara var, bir şekil var, ona göre düşünürsün. Buradan bakınca başka bir şey, buradan bakınca başka bir şey, buradan bakınca başka bir şey. Şimdi bu olaya da böyle değişik taraflardan baktıkça değişik değişik ibretler var. Bu hadiseye de değişik değişik taraflardan bakınca, burasından bakınca bir ibret var, buradan bakınca başka bir ibret var, buradan bakınca başka bir ibret var. Mesela bak şimdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramla ne yaptı? Beyatleşti. Niye beyatleşti? Bizim arkadaşımız da böyle yaptılar diye. Kaç kişi? Bir kişi. Kaç kişi? Bir kişi. Diyelim ki sayı takriben 1000 kişi gibiler diye, o civarlar yani. İleri geri olabilir, o kadar önemli değil. Bir kişi, 1000 kişi ne yapacak? Ölecek. Ölmeye gidecekler yani. Öbür tarafına bak. Aynı bak şimdi buradan bakıyoruz ya şimdi böyle. Böyle bir de buradan böyle baktığın zaman da o giden bir kişiye de dediler ki sen umre yapabilirsin. Onlar yapamaz. O da onlar yapmıyorsa ben de yapmıyorum dedi. Hani şey var ya neydi o? Alexander Dumas mıydı? He? Yok. Üç silahşörler. Alexander Dumas'tı değil mi? Bilmiyorsunuz mu daha? He? Hani birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Abi olsa olsa 300-500 sene önce söylenmiştir. Bu olay 1400 sene önce oldu. Olsa olsa o nedir? Söyleyin. 300 senedir, 500 senedir. O söylemiş. Bak, bu olay ne zaman oldu? 1400 sene. O birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ne zaman oldu? 1400 sene önce oldu. Hazreti Osman onlar gelmiyorsa ben de umre yapmıyorum buyurdu. Oradakiler de bizim kardeşimize böyle yapıldıysa biz de o zaman hepimiz ölürüz dediler yani. Bak bu taraftan bakınca böyle bir şey var. Öbür taraftan bakınca Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ölmeye çağırdı onları. Hepsi başım gözüm üzerine dediler. Matematik yapmadılar ha. Tam da biriyle anlaşma yapacaktım. Şöyle şöyle karlı bir iş olacaktı falan. Mahsullerin çıkma zamanı falan. Çoluk çocuk falan. Matematik kimse ne yapmadı? Bak bu taraftan bakınca da o var. Acayip bir şey. Buradan bak şimdi, bu taraftan bak. Hepsinin yaşı aynı mı? Değil. Küçüğü var, genci var, değil mi? Yaşlısı var. Mevla buyurdu ki ben razı oldum. Bak. Ana. 20 yaşındaydı. Mevla buyurdu ki razı oldum. Bitti. Tamam. Garanti. Senetli. Senetli daha. Hem de nerede senet? Kur'an-ı Azimuşşan'da senetli. Ben o ağacın altında لَكَدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينِ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Ağacın altında seninle beyatleştikleri vakitte o müminlerden Allah razı oldu. Elbette muhakkak hem de. لَكَدَ elbette muhakkak. O ağacın altında seninle beyatleştikleri vakitte ben onlardan razı oldum. Peki şimdi bak şimdi bu taraftan bakalım. Diyelim ki orada 20 yaşında biri vardı. Değil mi? Beyatleşti peygamberimizle aleyhissalatü vesselam. İmzalı, mühürlü, damgalı, tasdikli beraat aldı mı? Mevla'dan rıza aldı mı? Aldı ki harp olmadı zaten yani ha. Peki beyatleşmeseydi, herkes beyatleşseydi, o beyatleşmeseydi buna nail olacak mıydı? Söyleyeyim. Olmayacaktı. Peki bu olay ne kadar zamanda cereyan etti? Kalkıp bunun için aylarca konuşmadılar yani. Değil mi? Ani bir olay, ani bir şey zuhur etti. Bir haber çıktı. Kanlar kaynadı. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam toparladı. Artık yarım saatte mi oldu? 6 saatte mi oldu? Bir günde mi oldu? Bilmiyorum ama yani kalkıp da öyle 6 ayda ne yapmadı bu iş? Olmadı yani.
anlık bir şeyde, anlık bir şeyde ebedi cennet kazandılar. Hayatın içerisinde, hayatın bir anında bir şey çıktı karşılarına, onu değerlendiler. Anlık bir şeyde ne kazandılar? Ebedi cennet kazandılar. Mesela diyelim ki işlerinden bir tanesi, diyelim ki 20 yaşındaydı. Dedi ki ben anlaşmaya girmiyorum dedi. Ben yapmayacağım dedi. Bunu kazanır mıydı? Söyleyin canlı mı da? Kazanmazdı. Peki o kişinin Allah'ın rıza, daha 20 yaşında diyelim ki 90 yaşına kadar yaşadı. 70 senesi daha var değil mi? O 70 sene içinde Allah'ımızın Celle rızasını kazanma durumu var mı? Çalışır ama çok çalışacak. Ama ne yapacak? Çok çalışacak. Ama gene de mesela diyelim ki bir insan çok çalışsa böyle ona senet vermiyorlar değil mi? Karşımıza bir şeyler çıkar, kaçırmayalım arkadaşlar. Karşımıza çıkar, o anlıktır o. Kaçırdın. Kaç tane var böyle? Bir tane var. Öyle Mevla her zaman ben sizden razı oldum diye böyle imzalı mühürlü vermez. Kaç tane var? Bir tane var. Çıkar karşımıza hayatın içinde bir şeyler. Hiçbir fırsatı kaçırmamaya çalışalım arkadaşlar. Allah Teala Celle Celaluhu yarın ahirette kuluna buyuracak ki, kulum ben fakirdim, sen beni, işte ben açtım, sen beni yedirmedin. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, ben seni nasıl yediririm? Ben çıplaktım, sen beni giydirmedin. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, ben seni nasıl giydiririm? Ben muhtaçtım, sen benim ihtiyacımı çözmedin. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, ben senin ihtiyacını nasıl çözerim? Mevla buyurdu, Mevlamız buyuruyor ki ona, yani buyuracak ki ona, ya işte falanca kulum sana gelmişti, açtı o, onu yedirseydin, beni onun yanında bulacaktın. İşte falanca gelmişti, o çıplaktı, onu giydirseydin, beni onun yanında bulacaktın. Falanca gelmişti, o muhtaçtı, ihtiyaç sahibiydi, onun ihtiyacını giderseydin, ne yapacaktın? Beni onun yanında bulacaktın. Çıkar hayatta karşına bir şeyler, 1000 tane çıkar, 999 tanesi fostur, bir tanesi budur, kaçırırsın, kaçırdın. Yakalarsın, yakaladın. Anlık iş arkadaşlar. Nereden vuracağı belli olmaz ya. Ne olacak? İnsan hep dikkatli olacak. Allah'ım bana da size de nasip etsin arkadaşlar. Bizim Mevlamızın adetidir, tamam mı? Mevlamızın nesidir? Adet, sünnet. Mevlamızın sünnetidir, adetidir. Mesela Cuma günü bir saat vardır. Saat denince an, tamam mı arkadaşlar? Saat denince ne demek? Yani 60 dakika, Türkçedeki saat değil. Türkçedeki saat eşittir 60 dakika, tamam mı? Hani İslami ilimlerde işte saat kelimesi geçti mi ne o? An demektir yani, tamam mı? Zamandan bir an demektir. Cuma'nın için, Cuma gününe bir an vardır, bir saat vardır ki ne dua edersen ne o? Kabul. Saat kaçta? Söyleyin. Mevla ne yapıyor? Gizliyor. Niye gizliyor? Hepsine çalışın diye. O anı yakalamak için bütün anları belki budur, belki budur, belki budur, belki budur, belki budur, belki budur diye hepsini ne yapın? Çalışın. Mesela senenin içinde bir gün var. Senenin içinde bir gün var ki 80 yıla denk. 1000 aydan daha kıymetli. 80 yıldan daha kıymetli bir gün var. Kadir gecesi. Bir gece var Kadir gecesi. Gündüz de öyle kıymetlidir. Hangi gün? Mevla gizliyor. Hani biz Ramazan-ı Şerif'in 27'si diyoruz ama hani %100, %1000 değildir yani. Mevla ne yapıyor? Gizliyor. Mesela ibadetlerin içerisinde bir ibadet var ki onu yaptım Allah senden razı oluyor. Hangisi? Söyleyin. Mevla gizliyor. Mesela yasakların içerisinde bir yasak var ki onu yaptığımı batıyorsun. Bitti, iflah olmazsın bir daha. Hangisi? Gizli. Niye? Mevla gizliyor ki hepsinden ne yapasın? Sakınasın. Ne olacak o zaman? O zaman karşına çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalışacaksın. Niye? Belki asıl olan belki de odur. Sonra sorarsın. Belki de asıl olan nedir? Belki de odur. Hepsini değerlendirmeye çalışacaksın. Şu şerefe bak ya. Ha! Bir de kalkıyor... Vatandaş bu insanları beğenmiyor. He? Bir de şimdi bu taraftan bakıyoruz, düşünüyoruz. Diyelim ki orada 1000 kişi vardı. O 1000 kişi hakkında Mevla ne buyuruyor? Ben bunlardan ne yaptım? Razı oldum. Lan sen kimsin ki onu beğenmiyorsun be? Bir de kalkıyor, onu ne yapmıyor?
Beğenmiyor yani. Peygamberimizin yanında olanları aleyhissalatü vesselam ne yapmıyor? Beğenmiyor. Arkadaşlar, artık eski zaman gibi değil. Şimdi her şey hızlı, her şey kolay. Her şey hızlı, her şey kolay. Herkes her yere ulaşabiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar, iyi şeyler yayıldığı gibi kötü şeyler de yayılıyor. İmkanların genişliğinden dolayı iyi şeyler... Mesela bak şu anda benim sesim ne yapıyor? Normalde değil mi? Bu kadar rahat çıkmaz. Bak bunun cihazla beraber ne yapıyor? Sesim yayılıyor. İyi sesler de yayılıyor. Söyleyin. Kötü sesler de yayılıyor. Mesela şimdi Vahabiler var, Selefiler var. Al başına belayı. Şiiler var arkadaşlar. Al başına belayı. Arkadaş sen kimsin, beğenmiyorsun lan? Mevla buyuruyor, ben razı oldum onlardan ya. Hazreti Ömer orada. Mevla, ben onlardan razı oldum. Mevlamız buyuruyor, sen Hazreti Ömer'i beğenmiyorsun, küfrediyorsun Hazreti Ömer, öyle mi? Hani arkadaşlar kusura bakmayın, hani tamam mı? Hani anlayın diye. Bilen zaten biliyor, bilmeyen de bir kulağına vurmuş olsun diye söylüyorum. Mesela İslam'ın esası La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'tır, değil mi? Aslı. Heh? Öyle ilk maddesi La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'tır, değil mi? Tamam mı? Tamam mıyız arkadaşlar? Şiiliğin ilk maddesi de Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman'a böyle kusura bakmayın ana avrat küfretmektir. Abartmadan söylüyorum ha. Abartmadan söyleyeyim, hani hani yani o yani böyle şişirerek söylemiyorum. Ciddi ciddi böyledir yani. Marif'e çıkmıştık eski zaman. Hocam bir köye bıraktı. Karadeniz tarafında bir yerde. Hoca efendi gelmedi namaza. Kimse yoktu zaten. Daha o bir köy bir tane. Hiç kimse yok namaza. Hoca efendi sonra geldi. 3-5 saat sonra geldi. Ben camide bekliyorum öyle. Cemaat memaat yok. Gençten bir arkadaş geldi, oturduk biraz konuştuk. Mevzu geldi, böyle anlatmaya çalışıyoruz yani. Hoca efendiye söyledim işte şiirler. Ben dedi çok seviyordum onları dedi ya. Çok seviyordum dedi böyle hani. Mesela şiirlerde takiyye vardır. Ne arkadaşlar söyleyeyim? Takiyye. Takiyye. Takiyye yani nasıl desem, nasıl anlatsam size. Böyle sendenmiş gibi gözüküyor. Sana uyuyor. Yani mesela diyelim ki tatlı sevmez, tuzlu sever ama senin yanında tuzlu severim dediği zaman kötü olacaksa ne diyor sana? Tatlı severim diyor. Oysa seviyor mu tatlıyı? Yok, kesinlikle. Böyle deyip senin suyuna gidince sen de iyi adam zannediyorsun. Ne kadar tatlı, ne kadar şeker adam diyorsun. Ama içine aman arkadaşlar, aman. Selefiler var. Kardeşim açacaksın geçmiş alimlerin yazdığı kitapları, ne yazıyorsa onu yapacaksın, bu kadar. Bu kadar kardeşim. İnsanlar acayip. 3-5 sene önceydi. 3-5 sene olmadı. Bizim ya gene bu yakınlar da. Şimdi ayet-i kerimede işte Sen de kulu ve şebu hatta kulu ve şebu hatta yetebeyyine lekum el haydul ebyadu min el haydil esfedi min el fecr. İşte siyah iplikle beyaz iplik, fecirden siyah iplikle beyaz iplik ayrılıncaya kadar yiyin için. Oruçla alakalı, tamam mı? Ne zamana kadar yiyip içebilirsin? Siyah iplikle beyaz iplik ayrılıncaya kadar. Yahu kardeşim millet kalkıyormuş iplik alıyormuş böyle. Bakıyor ayrıldı mı ayrılmadı mı? Akıllı adam ya. Ben Kur'an okudum, Kur'an'da böyle yazıyor. Öyle olmaz. Nasıl olur? Nasıl olur? Bakacaksın ulema nasıl anlatmışsa öyle olur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl anlatmışsa öyle olur. Arkadaşlar hayatın her tarafında ders var. Bak dedim ya, bak şimdi bu her tarafından bakınca değişik değişik manalar çıkıyor değil mi? Hayatın her tarafında ders var. Ben küçüğüm. Böyle 10-12 falan. Eczaneye gönderdiler beni. Ağrı kesici alacağım, tamam mı? Şimdiki prospektüsler kolay. Böyle bayağı böyle bir sadeleştirilmiş. İşte ne işe yarar? Böyle açıkça böyle ne işe yarar diye yazıyor ya. Öyle endikasyonları falan yazmıyor. Ne yazıyor? Ne işe yarar diye yazıyor. Baş ağrısına iyi gelir falan yazıyor şimdikilerde. Eskiler öyle değil. Neyse ben şimdi gittim eczaneye, dedim baş ağrısı için bir ağrı kesici çıkarttı verdi bana. Doktor, eczacı hanımdı. Hatırlıyorum.
Neyse çıktım ben. Uyanık ya güya. Yolda giderken açmışım ben prospektüsü. Açmışım okuyorum falan. Öyle ağrı muhafal bir şey anlatmıyor orada. Hareketçi falan bir şey ne yapmıyor. Ben döndüm geriye eczaneye. Yani diz boyu çocuk daha da. 10 yaşında 12 yaşında. Dedim burada ağrı kesici falan yazmıyor. Yazıyor da sen anlamazsın dedi bana. Yazıyor ama sen ne yapmazsın? Sen anlamazsın. Onu kim anlar? Onu eczacı anlar. Onu kim anlar? Eczacı anlar onu. Sen anlamazsın onu. O senin yaptığın ukalalık o. Haddini aşmak, boyunu aşmak senin yaptığın orada. Değil mi arkadaşlar şimdi? He? Sen kimsin kalkıyorsun eczacıya diyor burada bu yazmıyor. Lan sen, o boyunu aşmak o, haddini aşmak o yani. Yani kusura bakma terbiyesizlik o yani. Olur mu öyle şey? Şimdi al bunu böyle kıyas et. Neymiş? Beyaz iplik, siyah iplik, iplikler görüşken. O ne demek o? Siyah iplik gibi olan gecenin karanlığıyla beyaz iplik gibi olan gündüzün aydınlığı seçilinceye kadar demek. Ashab-ı kiram peygamberimiz aleyhisselatü vesselam iplik almadı eline. Kitaplarda elinize iplik alın da öyle bakın yazmıyor. Hocam ben Kur'an'da okudum böyle yazılmış böyle yaparım. Hayır Kur'an'da okudun öyle yazıyor ama sen yanlış anlıyorsun onu. Senin anladığın gibi değil o. Dolayısıyla ne yapılacak? Açacağız ulemanın kitabını. Eski kitaplar mümkün mertebe. Bakacağız onlar ne diyorsa ona göre hareket edeceğiz. Yoksa selefisi kapar, şiisi kapar, o su kapar, bu su kapar. Allah muhafaza etsin. Ama bakın arkadaşlar. Yani teğet geçti dokunayım yani. Bak memleket ne büyük badire atlattı değil mi? Memleket ne büyük badire atlattı. Ne kadar büyük zarar oldu memlekette. Maddi zarar oldu, manevi zarar oldu. Bak. Buradan bakınca başka şey görüp başka şey anlıyorsun. Buradan başka şey var, başka şey. Hepsi var bunda. Şimdi bakın bak ne kadar büyük zarar oldu memlekette. Bir, büyük huzursuzluk oldu mu? Ha, birkaç şey sayacağım, hepsini sayamam. Yani bilmiyorum zaten hepsini, hepsini benim bilmem mümkün değil. Yani aklıma gelen, gözümün gördüğü birkaç şey sayacağım. Çok büyük huzursuzluk oldu mu? Çok büyük sallantı oldu mu? Tamam. Çok büyük can telef oldu mu? Adamlar tankların altında parçalandılar ya. He? Çok can telef oldu mu? Peki o can telef olunca canın telef olan can o sonraki iş. Onun çoluğu, çocuğu, hanımı, anası, babası değil mi? O can telef oldu gitti. 10 yaşında çocuğu vardı. 70 yaşına kadar o ne yapacak? 60 sene yetim yaşayacak o çocuk. Bitmedi, orada bitmedi. 60 sene o çocuk da benim işim bitti ama o çocuk için ne kadar sürecek o? 60 sene sürecek o çocuk için artık. Ömür boyu sürecek o çocuk için. Dinin aleyhine büyük bir şey oldu mu ortada? Çünkü dindar gözüküyorlardı. Peki böyle şimdi bu taraftan düşünün. Mesela diyelim ki bu adamlar kendi böyle tertibatları için doktor oldular mı? Canlı ama ya canlı. Allah Allah. Bak hep söylüyorum ben evde de kendi kendime konuşabilirim yani değil mi? Ha, ben konuşabilmem için size ihtiyacım var mı? Yok. Bir şey çıksın ortada, bir şey anlaşılın, bir şey işe yarasın yani. Yoksa ben kendi kendime konuşacaksam ben evde de kendi kendime konuşurum ya. Bu adamlar kendi menfaatleri için, kendi tezgahları için, planları için doktor oldular mı? Öğretmen oldular mı? Mühendis oldular mı? Peki bu memleket bu adamları mesela bir o vatandaşı bir tanesini doktor yapabilmek için bu memleket 5 sene 6 sene çalıştı mı? Bu memleket maddiyat kaybetti mi? Emek harcadı mı bu memleket? Ne oldu? Çöp. Memleketin 1000 tane doktoru vardıysa hop 999'a düştü. Emek harcadın, uğraştın, yaptın, ettin. Ne oldu? Çöp. Hepsi çöp. Bu zarar geldi mi aklınıza? Arada mağdur insanlar oldu. Değil mi? Kaynayanlar gümbürtüye gidenler oldu. Niye? Niye? Çünkü hepiniz dini kitaplardan değil, keyfinize geldiği gibi öğrenmeye çalıştınız. İnsanlar dini kitaptan öğrenmeye kalksalardı, bir tane adam onların peşine takılmazdı.
eski ulemanın kitaplarından dini öğrenmeye çalışsalardı insanlar, din budur deselerdi, bunun dışındaki değildir deselerdi, bir tane adam din namına onların peşinde takılmazdı. Bir tane adam takılmazdı. Ama baktılar, oh ne kadar güzel Müslümanlık be. Yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun, her şey serbest. Bir beş vakit namaz kılıyorsun, oh elhamdülillah. İşine de geldi, iş buluyorlar, evlendiriyorlar, ondan sonra çocuğunu okutuyorlar. Çocuğun doktor oluyor mu? Aa falan, a vardı da elhamdülillah Müslümanız falan. Kimi kandırıyorsun sen ya? Ama niye? Efendim Hazretimiz öyle buyurdu. Senin canın sirkeli istiyordu onun için. Hani bana diyorlar ki hocam işte alt takım şey ne, onun ismi samimi. Samimiyet ayrı mevzu. Şahsında samimi. Din, din ne diyor din? Din ne diyor? Ama işte anlatamıyorsun insanlara. Yarın öbür gün böyle durumlara düşmemek için yapacağınız şey belli kardeşim. Ehli sünnet vel cemaat ulemasının, hakiki ehli sünnet vel cemaat ulemasının kitaplarını alacaksınız. Onlar ne diyorsa o kardeşim. Onlar ne diyorsa o, bitti o kadar. Diyelim ki kitapta diyor ki bu böyle. Misal söyleyeyim. Ha, tamam. Halkul lühyeti, sakal kazımak. Sakal ne yapmak? Kazımak. Haramun. Yani Türkçe'ye çevirmeye lüzum yok zaten. Söyleyin manası ne? Haramdır. İndel hanefiyyeti. Hanefi mezhebine göre. Ve indel malikiyyeti. Maliki mezhebine göre. Ve indel hanbeliyyeti. Hanbeli mezhebine göre. Ve mekruhun indel şafiiyye. Şafii mezhebine göre neymiş? Mekruhmuş. Şafii mezhebine göre mekruh olması İmam Şafii'nin kavli değil. İmam Nebevi'nin kavli. İmam Şafii'ye göre gene nedir? Haramdır. Şimdi kardeşim eski kitaplarda böyle yazıyor. Şimdi biri sana çıkar der ki efendim bu zamanda öyleydi böyleydi falandı filandı. Geçeceksin hepsini. İşte hepsine geçeceksin diyecek kadar eski kitaplara bağlı olsaydı insanlar buralara düşmezdi. Peki şu anda siz eski kitaplara böyle bağlı mısınız? O zaman hala bu tehlikedesiniz. O gider başkası gelir. O kancadan kurtardınız. Başka kancaya takılma ihtimaliniz daima var. Oraya yapışmadıktan sonra. Kancanın şekli değişir, boyu değişir, osu değişir, busu değişir. O risk daima var, hakikisine yapışmadıktan sonra. Kardeşim bu böyle. Bütün dünya toplansa, bir araya gelse, bana dese ki bu iş böyledir, kitaplar diyorsa böyledir, o nedir? Böyledir. Benim aklım da buraya yatıyor, içim de buraya yatıyor, falan böyle, bu da hoşuma gidiyor. Fark etmez, böyledir. Niye? Niye? Kitaplar böyle diyor çünkü. Kitaplar böyle diyor. Öbür türlü bizim aklımız da kayar. Hevesimiz de kayar. Dün mesela hani abi ben girdik madem oraya. Dün onlardan olmayıp da ama uzaktan onları tasvip eden insanlar vardı. İçlerinde değillerdi ama çalışmalarını beğeniyorlardı. Mesela benim çevremden, akrabalarımdan beni çok kıran, inciten insanlar var yani. Onlar yüzünden. Çok kıran, inciten insanlar var benim çevremden. Bir şey demedim ben onlara. Çok kıran, inciten insanlar var. Aa diyorlar şimdi öyleler miymiş onlar? Bir baştan niye diyordun yani? Baştan ben konuştuğum zaman bana vıdı vıdı ediyordun bana. Baştan ben konuştuğumda ne yapıyordun bana? Söyleyin. Vıdı vıdı ediyordun bana. Ne oldu? Niye? Efendim Hazretimiz öyle buyurdu. Canı sirkeli istiyordu çünkü. Canı ne istiyordu? Sirkeli istiyordu. O kadar. Hakikat, hakikat bu kitaplarda yazandır kardeşim. Kurtuluş, bu kitaplarda yazandır. Bak bu kitaplarda yazanlarla beraber anında böyle öyle bir an yakalarsın kurtarırsın yani. Doğrusu bu. Allah'ım bana da böyle hareket etmek nasip etsin, size de böyle hareket etmek nasip etsin. Yoksa kanca, kanca üstüne kanca, kanca üstüne kanca, kanca üstüne kanca. Bir ara bize bir talebe vardı.
Ya, daldık arkadaşlar, ne yapayım yani şimdi, hani böyle güzergah böyle yol oluyor ya, böyle birkaç kere böyle git gel yaptım mı bir yol oluyor orada, iz oluyor, oradan akıyor artık ya şimdi. Şimdi bu da güzergah böyle gitti. Bir ara bizde bir talebe vardı. Ben talebeyle gittim. Yani takatim nispetinde çok ilgilenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani talebenin her şeyini dert etmeye çalışıyorum ben. Her şeyini dert etmeye çalışıyorum. Bu çocuk okumak istiyor. Babası sakattı, rahatsızdı. Annesi çalışıyordu. Gelsin çalışsın çocuk falan filan diyorlardı. Ya ama okuyacak çocuk, okusun yani. Hatta yani kalktım evlerine gittim. Çoluk çocuk kalktık evlerine gittik. Ziyaret ettik. Bayağı bir şeyler götürdük. Maddi olarak yani. Ondan sonra ben çocuğa böyle kuvvetli harçlık vermeye başladım. Evine katkısı olsun diye. Yeter ki okusun çocuk yani. Tamam mıyız? Ondan sonra okudukça böyle. Normalde hani sistemi öldürür arkadaşlar. Tamam mı? Talebe biraz okur mesela. Diyelim ki bak şimdi başlar. 1, 2, 3. Hani 3 kilo oldu mu 1 kiloluk talebe ne yapılır? Ona verilir. Öyle. Yani hem okur hem okutur. Öyle öyle der. Şimdi bu da böyle biraz böyle hani 3 kilo olunca diyeyim ben size. Biz buna ne yaptık? Talebe verdik. Arkadaş talebe verdik. Bu oldu artist. Bu oldu ne? Artist. Bildiğin artist. 1, 3, 5. Baktım bir şey yok. Bir şey ne yapmaz? Söyleyin. Hiçbir şey çıkmaz. Bir şey çıkmazsa ben ona yaptığım hani bir akıntı oluyordu ya ona. Hani evine götürüyordu ya. Onu kestim. Tamam. Yani onu kestim. Onu kesince ters oldu, düşman oldu, çekti gitti. Neler 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 neler. Sonra şunlara takıldı. Sonra bunlara takıldı. Sonra şunlara takıldı. Sonra bunlara takıldı. En son duyduğum bu IŞİD'den içerideymiş. Bilmiyorum hakikatini. Ya arkadaşlar bakın o kadar kanca var, o kadar kanca var, o kadar kanca var ki. Neymiş? Şey, bir ara şey demişlerdi bana. Efendim bazıları varmış, İzmir'delermiş ha, bak ben tanımıyorum. İzmir demiş, tabii o zaman için hani. Şey, talimatları direkt Üsame bin Ladin'den alıyorlarmış. Ya arkadaş yani. Kancaya bak. Bak din namına çalışıyor güya aklı sıra ha. Güya ne dindar. Değil mi? Talimatları direkt kimden alıyorlarmış? Üsame bin Ladin'den alıyorlarmış. Nüfus cüzdanı bile taşımak caiz değilmiş. Ya kardeşim ya. Ya kardeşim ya. İnsaf ya. İnsaf ya. İnsaf ya. Kitaplardan uzaklaştın mı, buradan çıktın mı, kimin kapacağı belli? Belli olmaz. Niye? Çünkü bizim içimiz de yanlışa meyilli zaten. Bizim içimiz de bozuğa meyilli. Bakın şimdi. 40 gece başladık. 58 dakika. Tamam mı arkadaşlar? Son demlerindesiniz. Aa, bir saatte bırakacağım. Normalde saati bir saate kurdum ben. Burada bana sessiz bir alarm veriyor. Bir saatte kesiyorum. Son demlerinde. Yani bir saatten sonra şu anda bile böyle sonlara geldiniz. Bir saatten sonra püflemeye başlarsınız. Doğru mu diyeyim? Açık söyleyin. Başladı mı? Yani bu kadar arkadaşlar. Bir saatten sonra püflemeye ne yaparsınız? Başlarsınız. He? Yani öyle yani. Tamam. Hatta yani 1,5 saat yapsam arkadan yavaş yavaş böyle. Tamam mı arkadaşlar? Böyle. Ama gayrimeşru bir şey olsa, bir şarkıcı türkücü ötse, 8 saat dinlersiniz. Biraz daha, onu hatta bırakıyorum gidiyorum derse, biraz daha böyle ne olur ne olur, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha dersiniz. Bir maçın karşısına oturursunuz 1,5 saat, gözünüz başka hiçbir şeyi görmez. Deprem olsa duymazsınız. Telefona bile bakmazsınız belki. İçi böyle yanlışa meyilli kardeşim. Bayamız böyle yani. Doğruları duyduğunuz zaman sıkılırsınız. Bir yerde tahammülünüz vardır bir yere kadar. Ondan sonra başlarsınız sıkılmaya.
Birisi kalkar komedyenin bir tanesi palavralarla dolu 3 saat konuşur. Aa böyle dinlersiniz. İpe sapa gelir hiçbir şey yoktur. İşe yarar hiçbir şey yoktur. Baştan aşağı bozukluktur, fesattır. Böyle dinlersiniz. Öyle değil miyiz arkadaşlar? Yani ben dinim elhamdülillah ama maya böyle arkadaşlar. Onun için bunlardan uzak kaldın mı dışarıdan illa bir çeken çıkar. Zaten içteki maya da hop mıknatıs mıknatısı buldu mu dünyada da perişansın, ahirette de perişansın. E ne olacak? Dön kitaba. Şanibillah. لَكَدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَدْ اَلْبَتَّ مُحَقَّقْ رَضِيَ razı oldu. Kim? Allah'u Allah-u Teala Hazretleri. Kimden razı oldu? عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ müminlerden razı oldu. Allah'ımız muhakkak, elbette muhakkak müminlerden razı oldu. Ne zaman? İz, o vakitteki çok sevdi Mevlamız. Düşün bak, tek bir hareket. Mesela Ashab-ı Kehf. Kur'an-ı Azimüşşan'da 10 sayfalık bir sure var arkadaşlar. Onların kıssasından bahsediyor surenin baştan işte 3-4 sayfa. Ashab-ı Kehf. Mağara ashabı. Bir tek hareket, yaptıkları bir tek hareket. Bir icat. Bir iş. Yaptıkları ne? Sadece bir iş. Zalim bir sultan vardı. O zaman din Hristiyanlık. Herkes Hristiyan olmaya başladı. Putperestlik normalde, halk putperest. Sonra işte yani İsa Aleyhisselam'ın öğretilerini tebliğ eden kişiler geldi. Müslüman olmaya başladılar yani, tamam mı onlar? Bu insanlar böyle Müslüman olunca putperest hükümdar topladı milleti. Dedi kimse Müslüman olmayacak, yani Hristiyan o zaman için. Kimse Müslüman olmayacak, asarım keserim dedi. Herkesi dininden döndürmeye başladı. Bunlar da baktılar baş edemeyecekler, kaçtılar. Bu kadar sadece. Ne yaptılar? Kaçtılar. Mevla tescilledi. Kur'an-ı Azimüşşan'a onlara mahsus sure koydu. Razı oldu Mevla'nlardan. Acayip şey. Allah'ım bize de böyle yakalamak nasip etsin arkadaşlar ya. Lekad elbette muhakkak radıya razı oldu. Kim Allah'u Allah'u telezzetir? Kimden? Anil müminine müminlerden. İz o vakit ki yubayi'une. Beyatleşiyorlar ki seninle. Tahte şecereti ağacın altında. Fe'alime Allah bildi. Ma o şeyki fi kulubihim, onların kalplerinde olan şeyi Allah'ımız bildi. De fe enzele sekinete aleyhim, onların üzerine bir manevi huzur indirdi. Fe enzele indirdi, es-sekinete sekinet, bir sükunet, bir huzur indirdi aleyhim onların üzerine. Ve esabehum, ve onlara mükafat olarak verdi. Fethan kariba, yakın bir fetih onlara mükafat verdi. Hakikaten Allah Celle Celaluhu Hudeybiye'de ağacın altında sana biat etmekte oldukları vakit o müminlerden razı oldu. Böylece kalplerinde olan sadakati bildi de üzerlerine manevi huzuru indirdi. Kendilerine de yakın bir zafer yani Hayber fethini verdi. Mevla Teala biat eden 1500'e yakın ashabın, bak 1500'müş, 1500'e yakın ashabın sözlerinin sadakatini bildiği gibi kalplerinde olan sadakati de bildiğini buyurdu. Yani hani peygamberimize beyatleşiyorlar, dilleriyle söylediklerini Mevlamız biliyor, kalplerini de biliyorum ben buyurdu. Sure-i Münafıkun'da ise şöyle buyurulmaktadır. Şanibillah. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللّٰهِ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ سُبْحَانَوَاللّٰهِ. Şimdi bak, o Beyat-ı Rıdvan'da bulunanlar için Mevlamız buyuruyor ki, ben onların kalplerindekini bildim. Ben onlardan razı oldum. Kalplerindekini de biliyorum. Ben onlara bir huzur verdim. Bir de onlara bir fetih müjdeledim ben onlara. Biliyor çünkü Allah kalplerinin sadık olduğunu, Allah kalplerinin doğru olduğunu ne yapıyor? Biliyor. Yani ağızlarından çıkan şeyle kalplerindekine aynı biliyor Mevlamız. Böyle yaptı. Bak şimdi Mevlamız münafıklardan bahsediyor. İdâ câke. Burada da şimdi bunlar peygamberimize gittiler demin okuduğumuz ayet-i kerimede. Şimdiki ayet-i kerimede de münafıklar peygamberimize gidiyorlar. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ اِذَا جَاءَ geldiği vakitte ke sana kim el münafikune münafıklar sana geldiği zaman münafık demek arkadaşlar yani ağzıyla ben Müslümanım diyor ama içinden değil Allah muhafaza etsin. Tamam. Kalu diyorlar ki neşhedü biz şahitlik ediyoruz inneke le rasulullah biz şahitlik ederiz ki muhakkak sen Allah'ın resulüsün. Hatta inneke le rasulullah muhakkak elbette kesin kes sen Allah'ın resulüsün biz şahidiz diyorlar peygamberimize aleyhissalatü vesselam. Mevla buyuruyor ki Allah alemi inneke le rasulü. Ben biliyorum sen Allah'ın resulüsün. Onların söylemesine lüzum yok. Acayip bir şey burası.
Acayip bir şey. Vallahi alim. Allah biliyor. İnneke muhakkak sen de Resuluhu elbe. Bak o da inneli Mevlamız da inneli lamlı buyurdu şimdi. İnneke le Resuluhu. Ben biliyorum muhakkak sen elbet Allah'ın. Aynı onların söylediği kelamı bak. Bak. Kalu neşhedü inneke le Resulullah. Sizin şahitliğinizden ne olur? Bir kere içinde zaten hani kalbin de aynı olsa bile insanın şahitliğinden ne olur? Sizin kalbiniz de bozuk yani. Kalbinizden inanmıyorsunuz. Ben biliyorum zaten sen Allah'ın Resulüsün. Onlar deseler ne olur yani? Vallahi Allah yeşhedü. Bak bu da gene inneli lamlı. Yeşhedü şahitlik ediyor ki innel münafıkine muhakkak ki münafıklar ve kâdibûn elbette yalancılardır. Arkadaşlar burayı okuyunca aklıma geldi hemen yani. İşte bizde çok oluyor. Bende çok oluyor. Benim bir değişik Türkçem vardır, tamam mı? Bir değişik bir Türkçem vardır benim. Sen bir şey söylersin, ben ondan başka şeyler anlarım. Sen bir şey söylersin, ben ondan ne anlarım? Başka şeyler, bunun altındakini. Nasıl ki şimdi burada hani dediler ya münafıklar, biz şahitlik ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Mevla kabul etti mi onların sözlerini? Yok. Ya ben şahidim onlardan ne olur. Ama ben şahitlik ediyorum ki buyurdu. Onlar yalancılar yani. O sözün altındaki. Mesela biriyle konuşurken bir şey oluyor mesela. Böyle söylediğim hoşuna gitmiyor, tamam mı? Bizim hocalara saygımız var diyor. Bir adam bana bunu söyledi mi? Tık. Hemen çizginin altına. Bizim hocalara neyimiz var? Senin hocalara saygın olsaydı böyle bir söz zaten söylemezdin sen. Böyle bir söz söyleme ihtiyacı ne yapmazdın? Hissetmezdin. Mesela benim size saygım var. Ben öyle bir şey diyor muyum ben size benim size saygım var? Saygısı olan adam saygım var demez. Saygılı davranır. Saygım var diyen adam saygısızdır. O adamın saygısı yoktur. Ben sana zaten saygılı davranıyorsam benim sana saygım var dememe lüzum var mı? Zaten davranışımda gösteriyorum onu sana yani. Daha bir daha niye söyleyeyim ki yani? Zaten da öyle davranıyorum zaten. Daha bir daha benim sana saygım var dememe lüzum var mı? Değil mi? Diliyle diyorsa demek ki içinde yok. İşte aynı o dediğinden işte. Ya. Aman arkadaşlar, aman. Ey Resulüm, İnsanlar maalesef işlerine gelmeyen şeyleri duymayı sevmezler. Menfaatlerine uymayan, hoşlarına gitmeyen şeyleri duymayı sevmezler. Ey Resulüm, münafıklar sana geldiği zaman şöyle dediler. Şehadet ederiz, kalbimizdeki inancı beyan ederiz ki doğrusu sen muhakkak Allah'ın peygamberisin. Allah da biliyor ki gerçekten sen onun şüphe götürmez peygamberisin. Bununla beraber Allah şehadet ediyor ki münafıklar tamamen yalancıdırlar. Yani sözleri inançlarına uymamaktadır. Yalan yere yemin ediyorlar. Mevla-u Teala kulunun suretine ve mallarına değil, senin Allah-u Teala kalıbına bakmaz, benim Allah-u Teala kalıbıma bakmaz, malına, mülküne, ona buna bakmaz. Neye bakar? Amellerine ve niyetine bakar. Kalbine bakar. Kalbindeki inanca bakar. O inanca göre hareket ediyor musun, yaşıyor musun, yaşamıyor musun buna bakar Mevla-i Teala. Yatın varmış, katın varmış, çok paran varmış, Allah onlara ne yapmaz? Bakmaz. Ne kadar tapun varmış, Allah onlara ne yapmaz? Bakmaz. Mevla neye bakar? Kalbine bakar. Kalbindeki inancına bakar. Allah'a nasıl inanıyorsun? Allah'a ne kadar seviyorsun? Sonra o inanca göre hayatında nasıl hareket ediyorsun? Allah-u Teala buna bakar. Mevla-i Teala kulunun suretine ve mallarına değil, amellerine ve niyetine bakar. Kulun kalbindeki sadakat inanç dışı aksetmelidir. Kulun kalbindeki sadakat inanç dışı aksetmelidir. Mesela Müslüman bir hanım tesettüre girmesi gerektiğine inandığı gibi onu giymelidir. Erkekler de öyle. O zaman Mevla Teala onun hem kalbine hem suretine bakar. Bir hadis-i şerifte niyetül mümini hayrun min amelihi, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyurulmuştur. Burada kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu ayın kitabı Efendimizin kendisi sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerin birinci cildi. Normalde ben şu anda ikinci ciltten okuyorum. Burası ikinci cilt. Benim okuduğum, şu anda okuduğum kitabın birinci cildi. Her ay arkadaşlar, yani bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ben her ay bir kitap tespit ediyorum önceden. Bunu herkes okusun böyle rica ediyorum.
Tamam, bu ayın kitabı sohbetlerin birinci cildi. Çoğunuzun evinde vardır zaten. Daha önce okumuş olsanız bile lütfen rica ediyorum tekrar bu ay bir daha okuyun. Bu kitapta dini bilgiler öğrenmeyeceksiniz. Bu kitabı okuduğunuz zaman dini bilgi ne yapmayacaksınız? Öğrenmeyeceksiniz. Dindarlık nasıl olur onu öğreneceksiniz. Mesela nasıl abdest alınır, nasıl namaz kılınır onları öğrenmeyeceksiniz. Dini bilgi öğrenmeyeceksiniz. Neyi öğreneceksiniz? Dindarlık nasıl olur? Dindar bir insan nasıl olur? Dindar bir insan neler yapar, neler yapmaz onları öğreneceksiniz. Efendimiz Hazretimiz kardeşi Lasara pazar sabahları sabah namazından önce hatmi şerif olurdu. Hatmi şeriften sonra bir aşırı şerif okunurdu. Muayyen olmuyor, belli olmayan bir yerden ki mesela biz de öyle yapıyoruz. Bir aşırı okunuyor mesela sohbeti olacak mesela. Ben neresi okunacak ne yapmıyorum? Bilmiyorum yani arkadaş artık Mevla hatırına ne getirirse oradan ne yapıyor? Öyle okuyor yani. Ben bilmiyorum, önceden bir hazırlık yapmıyorum yani. Orada, o mecliste, o ortamda Mevla neyi nasip ederse orası Kur'an-ı Kerim'den ne yapıyor? Okunuluyor. Efendi babamız kaddesallahu sırra, Ali Haydar Efendi kaddesallahu sırra böyle bir hafız efendiye aşırı okutturmuş, sohbet olacak. Sonra sormuş, yani 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'de hiç başka yer yoktu da niye burayı okudun yani? Başka yer mi yoktu yani? Sen hafızsın, 600 sayfayı da ezbere biliyorsun, niye burayı okudun? O da böyle şaşırır kalırmış şimdi bu soruya. Hani demiş ki, yani Mevla aklıma bunu buraya getirdi. Allah aklıma ne yaptı? Burayı getirdi. Efendi babamız kaddesallahu sırra buyurmuşlar ki, hah benim aradığım da buydu işte. Allah-u Teala şu zamanda, şu mekanda bize bu ayetleri dinlemeyi nasip etti. Allah bize Celle Celaluhu bu ayetleri okutturdu burada. O zaman sanki bu ayetler yeni inmiş gibi dinleyelim buyururlarmış. Şimdi Efendimiz de aynı bu kaide üzere arkadaşlar. Pazar sabahı okunan, Hatmi Şerif'te okunan Aşr-ı Şerif'ten sohbet ederdi Efendimiz Hazretimiz pazar sabahı erkeklere sabah namazından sonra. Aynı aşırdan, aynı Kur'an-ı Kerim'den, aynı yerden pazartesi günü de İşte saat 10 gibi hanımlara sohbet ederdi Yavuz Selim Camii Şerifi'nde. Pazar sabahı erkeklere, pazartesi günü de kime? Hanımlara. İşte bu kitap arkadaşlar, Efendimiz'in kıdasıyla sıra hanımlara yaptığı sohbetten yazılmış kitap. Yani Efendimiz mesela bugün sohbet etmiş, o sohbeti hoca hanımlar ne yapmışlar? Hanım kardeşler, yazmışlar, o birinde sohbet. Haftaya bir daha sohbet etmiş, onu ne yapmışlar? Yazmışlar, o da ikinci sohbet. İnşallah arkadaşlar okuyalım, öğrenmeye çalışalım. Allah'ın izniyle. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi bütün felaketlerden halas eyle. Amin. Bilhassa cehalet felaketinden halas eyle. Amin. İnat felaketinden halas eyle. Güzel huy ver, sana boyun eğilir. Sana teslim olanlardan eyle. Amin. Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak al ya Rabbi. Evlad ahvadımızı hayırlı eyle. Bütün alacaklıları bizden razı eyle. Bizi İslam'ı kayırıcı ve muhafaza edici eyle. Dua isteyenleri dünya ve ahirette alakalı hayırlı isteklerini ihsan eyle. Okuyanlara yardım eyle ve takva üzere ilerlet ya Rabbi. Bizden evvel geçen ihvanlarımıza merhamet eyle. Tarafımızdan memnun eyle. Evlatlarını hayırlı eyle. Sağ kalan ihvanımıza istikametler nasip eyle. Son nefeste cümlemizi hüsnü hatime nasip eyle. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi tut elimizden bizi kendi başımıza bırakma. Amin. Kusurlarımız çoktur bağışla ya Rabbi. Kusurlarımız çoktur bağışla ya Rabbi. Kusurlarımız çoktur bağışla ya Rabbi. Yığın yığın iyilikler yapmaya muvaffak eyle. Amin. Makbul zikirler, ibadetler, ilimler, ihlaslar yapmaya muvaffak eyle. Zelzeleden ve her türlü afatlardan muhafaza eyle. Evladı olanları hayırlı eyle. Evladı olmayanlara hayırlı evlat ver ya Rabbi. Hayırsız evlattan bir şey çıkmaz. Allah'ım hayırsız evlattan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Namaz kılmayan çocuk anası babası olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Arkadaşlar yani bir acayip bir adet oldu böyle. Yani insanlar hani çocuğun iyi olsun istiyorsun ya, ana baba çocuğu kötü olsun diye uğraşıyor farkında değil. Bak dikkat edin. Ana baba çocuğu kötü olsun, çocuğu bozulsun diye uğraşıyor farkında değil. Ben çocuğumu çok seviyorum diyor. Sevmek öyle olmuyor. Sevmek her istediğini önüne koymak da olmuyor. Her dediğini yapmak da olmuyor. Her şeyine göz yummak da olmuyor. Yeri gelecek kızacağın, terbiye edeceğin, kulağını çekeceğin. Arkadaşlar titizleneceğiz üzerine. Çocuklarınıza yanlış yaptığı zaman müsamaha göstermeyin.
Çocuktur yapar. Hayır, yapamaz. Bir daha söylüyorum. Çocuklarınıza yanlış yaptığı zaman müsamaha göstermeyin. Müsamaha göstermemek ne demek? Çekeceksin çocuğunu. Diyeceksin ki evladım bak bu iş böyle yapılmaz. Böyle yapmak şundan dolayı kötüdür. Böyle yapmak iyidir diyeceksin. Bunu çocuğuna ne yapacaksın? Söyleyeceksin bunu çocuğuna. Ondan sonra söylemek bile bitmedi şimdi. Ondan sonra hadi dön bakayım yap bakayım şimdi doğrusunu diyeceksin. Çocuk şimdi içeri mi giriyor? Daldı içeriye. Oğlum selam vermeden girilmez diyeceksin. Yani içeri girerken selamun aleyküm diyeceksin. Diyeceksin çocuğuna. Bitti mi? Hayır. Şimdi çık bakalım kapıdan diyeceksin. Bunu demezsen olmaz. Çık bakalım kapıdan diyeceksin. Çıkacak, içeri girecek, de bakayım. Demedi, bir daha çık diyeceksin. Öğreteceksin bunu çocuğuna. Bir kere, iki kere. Ondan sonra takip edeceksin, yapacak. Ve kapıdan selam vermeden girdiği her seferinde diyeceksin, selamsız girilmez içeri, çık selam ver gel diyeceksin. Bir misal verdim size sadece. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi çocuklarımızı iyi yetiştirmeye bizleri muvaffak eyle. Amin. Ana baba terbiyesinden mahrum olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Yani arkadaşlar kusura bakmayın benim yaşım 45. Tamam. Çok yaşlı değilim. Ama yani kalkıp da 15 yaşında da değilim. Ben hala babamdan tırsarım kardeş. Babam 75 yaşında hala ne yaparım? Hala tırsarım ben babam. Tokat mı attı bana? Tekme tokat dövdü mü? Hayır. Hala tırsarım. Hala otur der oturacaksın, kalk der kalkacaksın. Sen 5 yaşındaki çocuğuna laf geçiremiyorsun sen. Niye? Bunları yapmıyorsun çünkü. Çocuktur bir şey olmaz diyorsun. Çocuktur bir şey olmaz dediğin çocuk büyüdüğü zaman da ondan bir şey olmaz. Bir şey olmaz demeyeceksin. Doğru neyse yaptıracaksın çocuğuna. Aa bizim arkadaşın çocuğu var şimdi. Kaç yaşında? 3 yaşında. Alıyor bunu eline, açıyor Google'ı, basıyor düğmeye, mım mım diyor. Orada MM yazıyor o zaman. MM ile başlayan bütün çizgi filmler çıkıyor. Kaç yaşında? Hani çocuktur bak. Çocuk mucuk yok kardeşim. Herkesin her şeyi kafası çalışıyor. Çocuk mucuk ne? Kafası çalışıyor. O zaman selam da isteyeceksin, oturmayı da isteyeceksin, kalkmayı da isteyeceksin yani. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi evladı olanları hayırlı eyle. Amin. Evladı olmayanlara da hayırlı evlat ver Ya Rabbi. Hayırsız evlattan bir şey çıkmaz. Affeyle bizi, elimizden tut, bizi kendi başımıza bırakma Ya Rabbi. Amin. Bizi sana uyandır Ya Rabbi. Senden ayırma Ya Rabbi. Amin. Rıza-i Şerif'den ayırma, kitabından ayırma, Habibinden ayırma. Yaşadıkça iman ve sadakat üzere yaşamak nasip eyle. Zelzele gibi felaketlerden muhafaza eyle. Ölünce de iman ile sana koşmak nasip eyle. Amin. İslam'a hürriyet ihsan eyle. Sen bizi sevmediğin huylardan temizle. Dostlarına dünya ve ahirete ayırma Ya Rabbi. Mevla vazifelerimizi hakkıyla yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Kalplerimizi Zat-ı Pâk-ı Sübhaniye'yle nurlandır. Ana babalarımızı affet bizden razı eyle. Farzı, vacibi, sünneti, müstehabı, edebi yerine getirmeye muvaffak eyle. Haram ve mekruhlardan sakındır Ya Rabbi. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi dünyada razı olduğun gibi yaşamak nasip eyle. Razı olduğun şekilde sana koşmak nasip eyle. Cümlemizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Cehennem adamından, kabir adamından cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi burada bulunan bütün kardeşlerimizin dünyevi, uhrevi ne kadar hayır muratları varsa ikram ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza sıhhatler, afiyetler nasip eyle. Hasta kardeşlerimize sıhhatler, afiyetler nasip eyle. Borçlarımızın tez elden, helalinden ödenmesini nasip eyle. Eşim sıkıntısı çeken kardeşimizin sıkıntılarını bertaraf eyle. Hazine-i gaybinden merzuk eyle. Ya Rabbi bil umum dünya ukrevi muratlarımızı sana havalik asan eyle Ya Rabbi. Allahümme inna nes'elike imanen leyse ba'de kufrun. Allahümme inna nes'elike imanen leyse ba'de kufrun. Allahümme inna nes'elike imanen leyse ba'de kufrun. Allahümme inna nes'elike tamamen ni'me. Ve devam ala afiye ve sünnet khatime. İlâ şerefi nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve şeyhinel kâfe. وإن عرفنا بخاصة بالروح أن شيخنا بكل قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاجة محمد له في كل سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم